bir şeyin paylaşılması, paylaşım ekonomisi bir kültür. Yani bir günde, iki günde, bir senede, beş senede oturmuyor. Amerika'da ilk bu iş smoking kiralayarak başlıyor. Sonra Amerika'da şu anda kişisel hijyen ürünleri ve teknoloji ürünleri hariç her şey kiralanıyor. Bir şekilde paylaşıyor insanlar birbiri, eşiyle, dostuyla, komşusuyla, osuyla, busuyla. Yani bizde de bu işin biraz oturması zaman alacak. Yani toplum olarak, gelenek olarak aslında pek şey değiliz. Yani hani bir şey paylaşma taraftarı. Ama biz şu modele gideceğiz. Biz, yani onu söyleyeyim. Biz mesela doğrudan araba satın alma, kiralayı doğru bir dille anlatmaya çalışacağız. Çünkü hakikaten satın almak kiralamaktan daha pahalı. Şimdi bir şeyi 100 liraya satın alıyorsunuz, satarken 70 liraya satıyorsunuz. Arada bir 30 lira kaybınız var. Kullandığınız 2 yıl boyunca da onun kaskosunu, işte ne bileyim bakımlarını, katma değerli de vakit harcıyorsunuz. Bir kaza oluyor, onarıyorsunuz. Vergisini ödüyorsunuz. İşte birçok ihtiyaçları oluyor aracın. Onları yapıyorsunuz. Teraziye koyduğunuzda aslında satın almak çok pahalı kiralamaktan. Biz şöyle bir düşünüyoruz. Bu da zaten globalde yapacağımız işlerden bir tanesi. Oradan gidip BMW'ya ya da bir Volkswagen'e gidip oradan onlara diyeceğiz ki verin bize, biz kiralayalım. Onlar da paylaşım ekonomisine dönecekler. Ben geleceğin bununla şekilleneceğine inanıyorum. Özellikle sürücüsüz araba teknolojileri işin içerisine girdiği zaman bizim gibi application'lar biraz böyle akıllı kumanda görevi oynayacaklar. Çünkü bizde butonla uygulamayı kullananlar var mı bilmiyorum ama 3 tane kullanıcı deneyimi var. Şimdi kapıma gelsin diye bir buton var. Tıklıyorsunuz. Konum paylaştığınız takdirde sizin kapınıza 30 dakika içerisinde ya da işte mümkün olan en kısa süre içerisinde gönderebileceğimiz araçlar hemen listeleniyor. Basıyorsunuz. Bugün BMW'ye bineyim, yarın Volkswagen'e bineyim. Ya aynı arabayı kullanayım ki 3 gün, 5 gün ya da 3 sene aynı arabayı niye kahrını çekeyim ki? Kafama göre, ruh halime göre, ihtiyacıma göre. Uludağ'a gideceksen biraz SUV bir araç kullanayım. İşte ne bileyim, biraz spor bir araç kullanayım kız arkadaşımla bebekle gezeceksem. Bunu çeşitlendireyim, şekillendireyim. Belki biz bu tarz bir modele dönebiliriz. Abonelik sistemine dönebiliriz. Yani bir abonelik bir parası ödeyip ekstra bir ürün olabilir bizim için. Onun üzerine çalışıyoruz.